Bu sorusunu sorduğunda öyle bir aday yok artık. Geçen programda e, sen e, şey diye sormuştum hmm. bana Ali Erbaş için i̇kinci sen adam neden, demiş. ikinci adam Girer dedi. mi sence seçime? Şimdi neden böyle bir hmm. yani neden sen ikinci adam diyorsun diye sormuştum. Ben nasıl demiştim ki peki ikinci adam var mı bu tek adam rejiminde? Var mı sence? Yok ikinci adam vardı. yok vardı vardı yani, kardeşim vardı abi. da artık yok kim o? Ya damattı. O da gitti ama da geçiyordu. Soyluydu, Soylu Soyluydu, gitti. Gitti. Evet. Şimdi ikinci adam yok. Dolayısıyla ikinci adam ne demek aynı zamanda halef bahçeli alef, alef olabilir alef demek. Bahçeli hayır, olur. olamaz. Yani, yani Erdoğan'ın bir, şey. bir sandık onu biliyor. Yok, bir seçmeni hayır, var, yani, var biliyoruz. Evet. Erdoğan dışında Berat Albayrak'ın bir seçmeni yoktu. Bürokratik bir desteği vardı. Yani Akrabalık desteği vardı. Evet. Ama o tutar mı bilmiyoruz Ama yani, yani reisin desteğini alacak. Reis verse bile, reis destek verse bile yani o reisin aldığı oyu alamayabilirdi. Bizim bizim milletimiz nedense sevdiği liderin çocuğuna oy vermiyor. Bir de çok tepki vardı. Tepki var evet. ama Süleyman yani, Soylu alabilirdi ta ki tarzı Sedat Peker'e kadar. Tazı siyasetine tepki vardı. Sedat Peker'e kadar ve o partisi adına birçok muhalif e, grupla uğraştığı için. Sonuç olarak bir Erdoğan var Hı. bir de karşısında e, dört, sayıları 4 ya da 5'e kadar çıkan e, Millet İttifakı'nın adayları var. Biri olmasa diğeri. Mansur Yavaş'ın adı geçiyor Ekrem İmamoğlu'nun adı geçiyor Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor Meral Akşener'in adı geçiyor Bütün bunlar olmaz Belki hepsini ortak göstereceği bir adayın adı geçiyor Ama burada görüyoruz ki biz Millet İttifakı, Cumhur İttifakı bire mahkum hı hı. Ve onun dışında bir adayı yok hı hı. E, Millet İttifakı ise biri arıyor Şimdi çok güzel koydun Denklem evet. muhteşem Bu Şekilde formül ettin hı. Burada Cumhur İttifakı'nın dezavantajı şu Cumhur İttifakı'nın adayı iktidarda evet. Yerine alternatifi yok ve bu e, şahıs sürekli yıpranıyor. Yani kötü yönetim, başarısızlık, ekonomik kriz, krizlerle mücadele... Ama mücadelede... o bunu tercih etmedi mi? Efendim? Bunu o tercih etmedi mi? Bunu o tercih etti. Bir parantez açayım. Hayatının en büyük stratejik hatasını yaptı. Nerede? 2016'daki başarısız darbe girişimini fırsat bilip, tek e, işte adam rejimini e, bu sefer anayasal olarak Türkiye'ye dayatmakla yani... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube, aslında. ucube sistemi anayasallaştır, anayasallaştırmakla hayatının en büyük stratejik hatasını yaptı. Ondan sonra da bir de 2019 yerel seçimlerinin sonuçlarını İstanbul'a tanımayıp milleti yeniden sandığa götürmekle hayatının en büyük taktik hatasını yaptı. Bu da zaten onu mühürledi. Yani 2019'dan sonra artık post ne diyelim biz ona 2016 darbe sonrası dönem kapanmıştır. Biz yeni bir dönemdeyiz. Bu ben bu dönemi hep işte Erdoğan iktidarı adlı 5 bölümlü dizinin final sezonu olarak adlandırıyorum. Bundan sonra yeni bir sezon açma, yeni bir sezona başlama imkanı yok. Şimdi burada Cumhur İttifakı'nın vazgeçilmez tek alternatifsiz adayı sürekli yıpranmakta. Fakat karşısında da Millet İttifakı'nın adayının kim olacağının tartışılmasını istiyor ki ve buradan bir netlik çıksın ki onu da yıpratsın. Şimdi İmamoğlu'na saldırıyor sürekli olarak çünkü onun da önünde anketler gidiyor ve İmamoğlu'nun herkesten oy alabileceğini falan aşağı yukarı bu anketler ona söylüyor. O zaman İmamoğlu'na saldırıyor. Kemikleştirmek istiyor kendi kitlesini. Önemli olan burada onun için kaçak olmasın. Yani tuttuğunu tutabilsin bir sert bir, bir kaya bir zemine otursun diyor. Böyle bir amacı var fakat işte benim de öteden beri kemik erimesi olarak tabir ettiğim, benzetme olarak kullandım. hadise şu an gerçekleşiyor bu. Daha bir ay, iki ay öncesine kadar yüzde %30'un altına düşmez denilen AKP artık kararsızlar ön, e, dağıtılmadan önce yüzde %30'un altında çıktı. Şimdi tabii. dolayısıyla e, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusundaki tartışma meşru bir tartışma. E, böyle bir bağlamda, böyle bir satıkta yapılması kaçılmaz bir tartışma. Ama elbette ki Cumhur İttifakı da ister ki Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı şimdiden aşağı yukarı kesinleşsin. Erkenden yıpratalım diye mi? Tabii yıpratalım diye. Ve bunun karşılığında bence Millet İttifakı'nın potansiyel adayları veyahut adı geçen, aday olarak adı geçen isimleri ben çok doğru yaptıkları kanaatindeyim. Ya yani tartıştırarak. En son İmamoğlu'nun açıklaması var. Hmm. Tartıştırarak değil. Ya işte diyor ki Hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır. Hedefim yani aklıma geçen amacım İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmak falan. Bundan ötesi yok diyor. Siyaseten çok doğru bir pozisyon alıyor. Hı hı. En aday olmaz, girse de kazanamaz denilen evet, Millet İttifakı'nın kavramın ve kendisinin kurucusu aslında olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da evet, ittifakın öteki bir ortağı olan İyi Parti'nin de onu da işte biraz hani irite edecek şekilde, rahatsız edecek şekilde birinci tekil şahıs konuşuyor ve sanki kendisi aday olacakmış evet. gibi bir izlenim veriyor. Bu da iyi. Şu açıdan iyi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu zaten iktidar yeterince şeytanileştirdi. Yeterince onu yabancılaştırdı kendi seçmenini. Ama buna rağmen buna rağmen Sondajlarda bunlar yeni sonuçlar artık. Hı hı. Güvenilir, güvenilmez, güvenilenlerde de var. Hı hı. benim duyumlarım da var. Özel özel araştırmaları biliyorum. Sen de biliyorsun. Ne gibi? Yani özel araştırmalarda, yani kamuoyuna açıklanmamak evet, üzere evet, evet, evet. yapılan araştırmalarda da, da Kemal Bey geçiyor. Erdoğan. Tabii geçiyor. Benim... Ve, ve, ve şu an önemli olan aslında bugün bu tartışmayı yapmıyor olmamız lazım. Dahası şu, Çünkü çok anlamlı bir tartışma değil. Bak 3 ayda buraya nereye geldik? 7 ay sonra nereye gideceğiz? Mart 2022'de tablo nasıl olacak? Kadir abi sadece Kemal Biraz Bey. Biraz gücümüzü çalıştıralım. Sadece Kemal Bey geçmiyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur diye sorulduğunda akla gelen isimlerin tamamını kadar geçiyor. Akla gelen dört isim var. Beşinci isim, e, tam isim. tamam Tamamı geçiyor. Tamamı geçiyor. Evet, yani tamamı sadece geçiyor. Kemal Bey geçmiyor. Birisi de geçiyor. geçiyor. Meral, Hanım geçiyor, Meral, Hanım geçiyor. Yani. Meral Hanım da geçiyor bu arada. gerekir yani. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın tek bir adayı var ve o aday da Millet İttifakı'nın adaylarının hepsinin gerisinde kalıyor. Evet. E, şu an Cumhuriyet Millet İttifakı e, şu tartışma yürütüyor ama bir yandan da onun da adını koymak gerekir. Evet bu doğru. Millet İttifakı'nın bütün adayları, gösterdiği bütün adaylar sırasıyla e, Sayın Mansur Yavaş, Sayın İmamoğlu ve say Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu Kemal Kılıç e, özür dilerim Erdoğan'ı geçiyorlar. E, yani bu bazı AK Partili araştırmacılar ise işte bunlardan birkaçını önde gösteriyor. Ama sonuç olarak e, İmamoğlu bile ben sadece İstanbul'u yönetmek istiyorum dediği haliyle bile aslında kazanamayacağını düşündüğü için değil. Yok. Yani evet. öncelikler aslında o olmadığı için söylemiyor. Yoksa e, İmamoğlu iki yıldır süren bütün saldırılara rağmen. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı hadisesinde gördüğümüz gibi bütün kolunun kanadını kırma girişimlerine rağmen halen Erdoğan'ın önünde ve 5-6 puan önünde. Ama tabii Cumhur İttifakı kendisini büyütemediği için, kendisini kitleselleştiremediği için, yeni katılımlar yaratmakta zorluk çektiği için, örneğin Saadet Partisi'ni hala alamadı mesela hala o halka katamaz. Asil Türk'le bazı angajmanlara Ama o partiyi bölebilir. Yani Asil Türk'ü sadece Asil Türk elinizde evet, kalabilir yani. Evet, öyle 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 olacaktır. Tabii yani Asil Türk'te yani bir başka işte şeyden örnek verebiliriz. Gerçi onun AKP'ye katılmadı ama en azından ayrıştırıldı. Yani bu bugünkü artık iktidarın gidiş satım halinde muhalefetten ayrışıp iktidaren bir şekilde objektif hizmetkarı yahut da mensubu olacak olan e, figürler peşlerine adam getiremezler. Evet. Getiremezler. Evet. Zaten Saadet Partisi içerisinde güçlü bir direniş var. Evet. Bu elinde sonunda tekil unsurları almayacakları anlamına gelmez yani. Onları alabilirler. Hı -hı. Oğuzhan Türkü şunu bunu alabilirler. Ama nihayet AK Parti yanına artık bir bileşen katamıyor. Hı -hı. Yeniden Refah Partisi'ni bile katamıyor. Hı -hı. Hele hele CHP'den kopan Şimdi mesela AK Parti'den kopan deva gelecek. Potansiyel Millet ittifakı bileşenleri.